YouTube videomuz. Merhabalar arkadaşlar, ben Okener. Aşkım yapma ya. Hep, bir de komik zannediyorsun. Hayır, hep onu yapmak istemişimdir. Şimdi ilk soru geliyor arkadaşlar. Ne zaman ve nerede tanıştınız? Ne zaman ve nerede tanıştık? Lisede tanıştık. 9. sınıfta zaten tanışıyorduk. Ama bir diyaloğumuz yoktu pek. Evet. 10. sınıfta ortak arkadaş nedeniyle hafiften konuşmaya başladık ama samimi değildik. Evet, çünkü İkbal 10. sınıftan çok şımarıktı. Ben ondan iğreniyordum. It was at this moment that he knew he fucked up. Saçmalama ya. Da, çok şımarık oldun. Sen de asosyaldin. Asosyaldin yani. Asosyaldin. Ne taklidim yapıyorsun? 11. sınıfa gelince Barış bana aşık oldu. Evet. Ve şımarık mımarık diyor ama yani şımarıklığıma aşık olduğunu hep söyler. Evet, ben İkbal'i çok şımarık seviyorum. Şımarmadığı zaman şikayet ediyorum, niye şımarmıyorsun? Ne okuyorsunuz demiş. Ne okuyorsunuz? Biz anestezi okuduk 2 yıllık. Bu sene bitti okulumuz. DGS'ye girdik. Onun sonuçlarını bekliyoruz. Ona göre belki başka bir bölüm yazabiliriz. Barış köpeği var ya, çok iyi yaptı. Evet, ben hatta kontrol ettim. 50 matematik sorusundan 30 tane işaretledim. 29 doğru bir yanlış. Emin misin? Hep böyle eminim. Diyorsun ama yanlış %100, çok küçük. %100 eminim. Ben çok az işaretledim ya. Söz ne zaman düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz 3-4 seneye. Aynen, 3-4 seneye söz olabilir. Aynen. Birlikte gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz. Zengin olup iyi bir hayat sahip olmak, istediğimizi her şeyi yapabilmek, ülke gezmek, araba, aynen, ev gibi şeyler. Ya küçük küçük hayallerimiz de var bu arada. Hani mesela ben Coldplay konserine gitmek istiyorum seninle beraber. Ben Tame Impala. Aynen, bu öyle istiyor işte. Böyle küçük küçük hayallerimiz de var ama genel olarak zengin olmak istiyoruz beraber. Her Türk gencinin hayali gibi iyi bir hayat yaşamak istiyoruz ya. Tartıştığınız zaman sorunları nasıl çözüyorsunuz? Başta çözemiyoruz. İkimiz de sinirli konuşuyoruz. Sonra ağzımıza gelen her şeyi söylüyoruz ilk başta. Aynen, vallahi öyle biz yani. Sonra bir 5-10 dakika çok ciddiye gittiğimizde duruyoruz bir. Sakinliyoruz, konuşmuyoruz. Sonra hafif hafif yakınlaşmalar, sınırlaşmalar başlıyor. Sonra da zaten çözülüyor. Aynen. Birbirinize değiştirmek özelliğiniz var mı? Ne? Birbirinize değiştirmek istediğiniz özelliğiniz var mı? Barış'ın ne diyeceğini biliyorum. Bekletmem diyecek. Evet. Bunu zaten her TikTok'ta, Instagram'da her yerde diyorum. Beklet, ilk bölüm bekletmesini değiştirmek isterdim. Ben sende ne değiştirmek isterdim? Ben sende tutuklu kaldım. Ben sende ne değiştirmek isterdim? Ben sende bir şey değiştirmek istemezdim. Bazen sinirimi bozuyorsun ama değiştirmek istemezdim. Ama hiçbir şey değiştirmek istemiyor musun? Çünkü o kadar mükemmel biriyim, öyle diyorsun yani. Hayır. Ben seni böyle sevdim diyorum. Diğer soru. Sağlıklı bir ilişki için neler yapılabilir? Sen konuşmayı bilmiyorsun herhalde. Getir ben yok, okuyayım. Sağlıklı bir ilişki için neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Sevgi, saygı der geçerim ben. Yani saygı. Sevgi olmadığı sürece ilişki yürümez zaten, ayrılırsınız. Saygı da aynı şekilde. Saygı olmazsa da iş toksikliğe vurur yani. Evet. O aradaki ince çizgiyi saygıyla şımarıklılığı dengede tutmak aşkım lazım. Aşkım sen... Tamam. Birbirinizin doğru kişi olduğunu ve ne zaman nasıl anladınız? İlk sevgili olduğumuzdan beri belliydi böyle bir şey. Ben ilk önce doğru kişi olduğunu 11. sınıfta ona baktığımda kalbimdeki pırıltıdan anladım. Yalancısın. Yalan değil, doğru. Ben de ilk sevgili olduğumuzdan beri biliyordum yani uzun ilişki yapacağımızı. Öyle. Birbirinizin en sevdiğiniz özellikleri. Senin en sevdiğim özelliklerin. Düşünüyorum şu an. Ya yok çünkü, değil mi? Düşünüyorsun. Neyse, ben söyleyeyim. İlk benim şımarıklılığı, tatlılığı, sevimliliği, genel olarak her şeyi çok hoşuma gidiyor. Yani ben de şu an aklıma gelmiyor ama her şeyin çok hoşuma gidiyor yani. Kalbin. Aynı şeyleri söyleyebilir miyim? Hayır ya, farklı bir şey söyle. Söyle zaten. Aynı şeyler yani, aklıma gelmiyor ki şu an.
Seni sen yapan her şey. Öpmedin. Tamam sen de ben öpeyim. Bir soru. İlk kim açıldı? Ben. 11 sınıfta ben açıldım. İkbal beni dur zaman... dur anlatalım. Çok baştan baştan anlatalım. Ben açıldım. İkbal beni hor gördü. Ay aşkın, açılmadın. Aşkın ne zaman biter dedi. Ne zaman bitecek dedi. Benim kafama vurdu. Hor gördü. Ağlattı. Üzdü. Ya yabancısın ya. O sonra, kadar kötü davranmadım. Sonra İlahi Adalet buldu. Dur. Söylüyorum, anlatıyorum en baştan. Şimdi 11. sınıfta barışmalı benden hoşlandı, tamam mı? Ben bunu biraz süründürdüm. Çünkü biz arkadaştık ve arkadaştan öte bir şey olmak istemiyordum. O yüzden birazcık süründürmüş bulundum. Ben tabii arada sevgili falan da yaptım. Ben bunun sevgisi olmasına rağmen vazgeçmedim. Evet, sevgilim falan vardı. Yine de Barış vazgeçmedi. Aşkım benim. Sonra çok zor zaman. Sonra işte korona dönemi girdi. Ben de korona dönemi girdi. Ben de o zamanki sevgilimden ayrıldım. Barış'la sürekli konuşmaya başladık WhatsApp'tan. Hatta 8 saat görüntülü konuştuğumuzu bile hatırlıyorum. Evet, anlıksız. Aynen. Öyle flörtleşe. Biz buluştuk sonra. Buluşunca da sevgili olduk. Yaş memleket yaşadığınız şehir. Yaşım... Bunu ilk başta cevaplayacak. Neyse. Olsun. Yaşım 20. Benim ama 21'den 19. Gün aldım. Daha 19 ilk var. Hayır, ikimiz de 2003'lüyüz ama ben ay olarak doldurmadım. Evet. Memleketimiz İzmit, Kocaeli. Yaşadığınız şehir İzmit, Kocaeli. Neler yapıyorsunuz? Okuyor musunuz? Aynı zamanda çalışıyor musunuz? Gündelik hayatınızı merak ettim. Şimdi okulumuz bitti. Çalışmıyoruz ikimiz de. TikTok'tan para kazanıyoruz. Instagram var. YouTube'a da başlıyoruz bu ilk video. İzleyin, abone olun, like atın, yorum yapın. Aynen. Bize para gelsin. Gündelik hayatta buluşuyoruz. Kafelere gidiyoruz, yemek yiyoruz. Arkadaşlarımızla aktivite yapıyoruz. Okey oynamak gibi filan. O kadar yani. Boş bir aslında hayat. Video çekiyoruz. Kaç kere kavga ettiniz? Çok mu kavga edersiniz? İsmim Eren. Okur musunuz? Selamlar Eren. Merhaba. Merhaba Eren. Çok kavga ediyoruz. Ama şöyle. Bizim dönemsel şeylerimiz var. Bir dönem çok kavga ederiz. Sonra o dönem işte artık sıkılırız kavga etmekten. Güzelce bir konuşuruz. Konuştuktan sonra her şey çok iyi gider. 1-2 ay. Aynen. O konuşma 1-2 ay bizi ileriye taşır. Aynen. 1-2 ay. Sonra bir kavga daha ederiz büyük. Aynen. Sonra küçük yine böyle bir sürü kavga ederiz. Yine patlarız. Ondan sonra yine tekrar aynı konuşma. Sonra tekrar iyileşiriz. Biz hep böyle yani. Bir dönem çok kavga ederiz. Sonra bir dönem çok iyi oluruz. Evet. Zaten her ilişkide böyle kavgalar olur. Küçük kavgalar. Büyüklerini kastetmiyorum da. Her gün bile küçük kavgalar oluyor aslında. Kavga ettiğim şey. Mesela o mesela KFC yemek ister. Ben mesela başka bir şey yemek isterim. Barış'ta şöyle bir şey var. Ben KFC yemek istiyorum diyelim. O kendisi tavuk dünyası yemek istiyor diyelim. Ben illaki tavuk dünyası yiyeceğim. Ben KFC yiyemem onun için yani. Onun dediği olacak. Bir tane koyacağım şimdi. Şımarma be. Diğer soru. Hiç ayrıldınız mı? Hiç ayrılmadık. 3 yıl oldu daha. 3 yıl 2 ay falan oldu. Hiç ayrılmadık. Aynen, hiç ayrılmadık. En zıt gittiğiniz noktalar nedir? Nasıl çözüm bulursunuz? En zıt gittiğimiz noktalar... Biz genellikle zıt gidiyoruz birbirimize. Sonra işte... Şey yapmaya çalışıyoruz ama... Nedir? En zıt gittiğimiz... Yani bir yere gidilecekse mesela... Saat olur. Bir yere gideceğiz. Saat. Mesela ne ben saat derim be? Ki 2'de buluşalım işlerimiz falan ama o 4-5 olur, 6 olur. Ama Barış, ya hava çok sıcak, ne yapabilirim? Bana da sıcak ama ben erkenden buluşurum yani. Ben buluşamam ama. Oha, bitirdin. Bitti, bu uçacak çok iyi. İlişkinin heyecanını nasıl koruyorsunuz, hiç sıkılmıyor musunuz? Sıkılmıyoruz, heyecanını da şöyle koruyoruz. Aslında ekstra bir uğraş sarf etmiyoruz. Nedense sıkılmıyoruz. Genelde aynı şeyleri yapıyoruz ama hiç sıkılmıyoruz. Aynen, ikimiz de yani zıtlaşsak da çok ortak noktamız var. Yani eğlendiğimiz şeyler yani aynı. Birbirimizin huyuna suyuna gitmeyi biliriz açıkçası. Aynen. O yüzden heyecan hep var ya, hiç eksilmez gibi. Aynen. Yani. Arkadaşlıktan dönmenin zor olmadı mı? Hiç zor olmadı.
Yani ben zaten İkbal'le arkadaşımız ne kadar kalmışızdır? 5 ay falan. Yani ben onu arkadaş olarak gördüğüm zaman. Hayır canım. Nasıl hayır canım? 10. sınıfta falan 10. sınıfta yine... arkadaş değildik ki. Ben seni zaten... Arkadaşlar depolama alanım yine dolduğu için şu an videoyu kapattık. Bir şeyler sildim ve tekrar çekiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söyle soruyu. Okuma laf ettikten sonra okuyuşu. Bir günlüğüne Barış, İkbal. İkbal'de Barış olsa ne yapardınız? Kendimi döverdim. Aynı şey. Ben İkbal olsam yani şöyle yanaklarımı, koca yanaklarını pata 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 yapardım. Ben de bir tane çakardım kendime. Ne zamandan beri çıkıyorsunuz? 3 yıllık ay. 12 Haziran 2020. Yes. İlişkide baskın karakter kim? Bah. İkbal. Kesinlikle İkbal. O ne derse bilmiyorum. Oluyor genelde. Bence %50-50. Yo %80'e gir. %70-30 diyelim. Barış. Ben ne dersem ben ne dersem oluyor değil. Ben kıyamet kopartıyorum. Ondan sonra benim dediğim oluyor. O zaman kıyamet kop. Yine depolama. Ya. Yine depolama alınım. Uyarı verdiği için tekrar. Ay, kep kutusu 75 GB'mış kapladığı yer. 16 yaşınızdaki halinize ne tavsiye verirdiniz? Genel bir tavsiye. Genel bir tavsiye, tamam mı? Bitcoin al. Yatırım yap. Bu. Ben ne tavsiye verirdim? 16 yaşında başka bir şey vermez. Mal olma derdim. Çok maldım ben. Evet, o da var sende biraz. Aşk ben, olmasaydım o zaman. Ben sana 16 yaşında aşık olmadım ki. Ya 16 yaşında aşık oldun. Ya. Ben de bir de daha çok sosyalleş derdim. Evet aşkım, sen daha çok sosyalleşmeliydin. Söyle soruyu. Asosyal aşkım. Söyle soruyu. Ben ne derdim başka ya? Başka güzel soruymuş bu arada da. Aklıma gelmedi. Mal olma. Arkadaşlarını iyi tanı derdim. Kimseye çok güvenme. Aynen öyle derdim. Burcunuz ne? Ben ikizler, İkbal terazi. Ben o kadar. Ya of, Barış yap başına. Gerizekalı ya. İlişkide kim daha kıskanç? İkbal. Barış, %100 ederim. %100 İkbal. Barış. Bundan yani hep diyor ki sen benim aksan ama asla öyle bir şey yok. Hayır. İkbal'in hiç huyu vardır genel. Kendi yaptıklarını hiçbir zaman görmez. Sadece karşı yaptıklara odaklanır. Yani benim yaptıklarıma odaklanır. Biraz İkbal böyle biridir. Salak. Hayır, Barış daha kıskanç yani. Kabul siz etmiyorum. İnanıyor musunuz böyle bir şeye? Ben içeceğimi unuttum. Aa, bitti lan. Bitti mi? Evet, sorular bitti. İlk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomuza like atıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açın, o zil sesini açın. Hep bunu söylemek istemişimdir. Görüşmek üzere.